Evet, onurludur. Yaşamsak hırsızdırlar. Çalmadılar, çırpmadılar. Cemaatlere girmediler. Dini sattılar. Din yok. Dini de bitirdiler. Müslümanlık dedi. Sadece Türkiye'yi sattılar. Sen ne zaman sattılar? Onlar işgal güçlerini çözdüler. Ramazan ayındayız. Ramazan nasıl geçiyor? Çok güzel geçiyor Allah'a şükür. Eminönü'ne neden geldiniz? Gezmek için geldik. Misafirimiz var, onu gezdirmeye geldik. Fiyatlar ne durumda? Fiyatlar çok. Yani buraya geldik ama bir şey almaya gelmedik. Sadece gezmeye geldik. Ancak çünkü öyle yaparız. Evet, yoğun kalabalık var. Tartışmalar oluyor. Siz de şahit oluyorsunuz. Evet evet. Neyi tartışıyorlar? Siyaset tartışıyorlar sanırım. Ülkenin hali herhalde. Onu tartış bitmez. O kadar çok kavga ederler ki onun için. Çünkü birazdan kavga çıkacak. Boşuna aslında ya. Boş yere kavga ediyorlar aslında. Çünkü herkes istediğini yapıyor. O kadar çok birbirlerini yorsunlar ki kavga ederek. Kendilerini kırdıklarıyla kalıyorlar sadece. Yaklaşalım bakalım. Yok, biz gidelim artık. Teşekkür ederim. Tabii bence de doğru söylüyor. Vatandaşlar tartışıyor. Siz de şahit oluyorsunuz. Evet, tartışıyorlar. Neyi tartışıyorlar? Siyaset başkanı olacak. Sokak ortasında. Evet. Kim daha iyi? Erdoğan mı iyi, öbür taraf mı iyi? Kim götürmüş, kim getirmiş? Sizce kim iyi? Vallahi piyasayı görüyorsun. Durumu akıyorsun. Ne oldu daha iyi biliyorsun. Daha iyi biliyorsun. Hemşehrim, piyasayı görüyorsun. Daha güzel bir şey yok mu? Bak, Tayyip Erdoğan iki defa dedi ki ben tükürdüğümü yağmam. Şerefli bir insanım. Son seçimim değil mi? Bir daha oldu mu? Üçüncü defa oldu. Yani daha artık bitmiş yani. Değişim şart. Ve değişim gelecek. Başka türlü 5 yıl daha bu insanlar bu işi götüremezler yani. Olmaz. Yani olmaz siyasetin yani. Bu kadar sokağa taşmasına nasıl değerlendirilir? İnsanların en azından gazı alınıyor. İnsanlar düşüncelerini söylesinler. Yani CHP'ye de eleştirseler ben saygıyla dinlerim. Söylüyorlar işte, diyorlar bilmiyorum şundan bundan işbirliği yapıyor. Olabilir, siyasettir. Eskiden de o yaptı. Yani bu kim yapıyor, beraberlik yapıyor. Siyaset tabii. Biri MHP'li yapıyor, biri Saadet ama yapıyor. Ama önemli olan yine ki insanların cebinde para olduktan sonra, karnı doyduktan sonra çocuklarına iyi bir eğitim, sağlık sundukları zaman, yani Tayyip Erdoğan ilk yıllarını devam etseydi şu anda çok zor, evet, bence doğru söylüyorsun. Ama yapamadı. Tek adam bizde olmuyor. Yani bizde çünkü kıskançlık çok. Ama bazı insanların birikimi var. Onları etkilemiyor. O işte bir ay sonra görülecektir yani kim haklı kim haksız. Ama bütün yapılan anketlerde bu değişim geliyor yani. Olacak. Sokakta siyasetin tartışmasını doğru buluyor musunuz? Ya birbirlerine hakaret etmedikten sonra ben burası halk meydanı. İnsanlar rahatla düşüncelerini söylesinler. Sonuçta insanların en azından bir öfkesi dinliyor. Anladınız mı? Yani düşüncelerini söylemek iyi bir şey. Mutlaka bunları siyasiler izliyorlardır. Ona göre daha iyi adım atar. Öyle ya. Mesela Cumhurbaşkanı dünkü konuşmasında dedi ki ben yenilikler getireceğim artık bundan sonra devlete insanları aldığım zaman tek sınavdan ne aldıysa atamasını yapacağım değil mi? Bunlar hep toplumun istekleri. İşte emekliye daha zam vereceğim, çalışan insanların durumlarını düzelteceğim. Yapsın yani. Güzel değil mi? Yapsa yani kim itiraz eder ki? Yani liyakat kim? Yok, liyakat olmayacak. Ya yapsın yani. Yani o öyle olacak yani. Enflasyona yendirmedim dedi mi? Peki yendirdi mi, yendirmedi mi? Şimdi yumurtanın kolisi 17 liraydı, şimdi 90 lira. Ne yaparız? Nasıl? Bunu bir açıklama. Sana çıkmış abi onda. Ramazan ayındayız. Açıklamasını Ramazan yapalım. Nasıl geçiyor? Ramazan ayındayız. Ramazan çok şükür iyi geçiyor işte. Ama yoksulluk içinde geçiyor. Şimdi millet bunalmış ya işte çare yani çare yok. Millet çaresiz. Sokakta yani. Vatandaşın siyaseti tartışmasını doğru buluyor musunuz? Doğru tabii, herkes fikrini açıklasın. Kim nereye gidiyor, kim ne yapıyor, kim ne diyor. Evet ya, böyle olmasını hiç istemezdim. Niye böyle oldu hiç bilmiyorum. Keşke böyle olmasaydı. Ya halkı birbirine soktular. O fikrini söylüyor. Yürüz tamam, yürüz ama
fikrimizi söylemek zorundayız. Niye kavga oluyor böyle? Birazdan kavga çıkar mı? Çıkar çıkar. İlahi çıkar burada. Böyle giderse çıkar. Allah yardımcım olsun. Evet, seçim de yaklaştı. Hayırlısı olsun, hadi bakalım. Falan. Vatandaş bir CHP altını masa diyor, bir AKP diyor. İki yöne çekildi yani. Hadi bakalım. Konuştuk da, ya benim demek istediğim şimdi AK Parti gidiyor, dünyanın sonu değil. CHP gelecek örnek geldi değil mi? Yarın AK Parti alttan. Kardeşim yap, ben yol yaptım. Hep bunu yap, çık basın sadan sen de güne. Bir iki sene, üç sene polis askeriye sendek olacak. Değişemez buna bir anda. Gücün var yine, iş yaptır. Zaten hizmet gördüğü insanlar yapmaz, o adam yapmak zorunda. O adam AK Parti gitti, dünyanın sonu geldi, bitmez. Hiç bir tanesi demiyor, kardeşim ben tarımcılık projesi yapıyorum. Gerekse bütün zenginlerden çök para al, 20'şer 30'ar milyon dolar. Koy tarımcılığa, çiftçiliğe para ver, okulları aç. Okullar eğitim koy, ilkokulda eğitim ver orada. Okul bittikten sonra adama de ki, kardeşim sen çiftçilik yap. Sana 150 milyar para, bak sana para veriyorum, destek veriyorum. Geliştir kendini. Ama sen adam hiçbir şey verme, çiftçilik yapmıyor. Adam mazotunu destekleme. Sonra diyorsun ki, ben herkese yardım yaptım ama ufakları yapmıyorsun ki. Ya Beşli Çete diyorsun da, Beşli Çete kim getirdi? Tayyip Erdoğan getirdi. Şimdi de diyor Beşli Çete. Başka ne diyeyim işte.